Zafer, bu kafandaki ne yavrum? Hangi baba? Ha o, ha poşet baba o. Pidecinin poşeti baba, Ayvaz pide. Vurduğunuz çocuk yaşıyor çok şükür. İyi bari. Kimin yaptığını da görmemiş Allah'tan. Oh. Ama tabii kuryeyi indiremediniz. Adam kaçtı. Bu durumda çantayı da alamadınız. E Oktay? Ben niye bu ekibin başında ekip lideri diye seni operasyona gönderiyorum yavrum? Onu niye yapıyorum ben? Şimdi baba, burada problem kuryenin pideci çıkmasında. Bence biz durup takkemizi önümüze koyup kendimize sormamız lazım. Biz nerede yanlış yaptık? Yavrum siz amatör müsünüz ya? İlk defa mı yapıyorsunuz bu işi? Ben sokaktan birkaç tane adam toplasam rastgele bunu daha iyi kıvırırlar. Siz yarın ne olacağını biliyor musunuz? Para cezası keserler. Kesin. Yok yok. Yarın genel merkezden müfettiş geliyor. Dikkatinizi çekerim. Genel merkezden. Zaten bu datalar var ya, onlar da genel merkezden geliyor. Boku yedik yani. Kaçta gelecekler baba? Niye yavrum? Bir program mı var? Hayır. Kırık çıkı olan var mı? Yok. İyi tamam haydi. Karnınızı doyurun. Şimdi bildiğiniz gibi operasyonlarda belli bir hata payı bırakıyoruz. Yani sizin aile %2 gibi gerçekten takdire şayan bir başarı kazandım. Fakat bu son operasyonda kabul edilebilir hata limiti fazlasıyla aşılmış oldu. Ben raporları okudum. Tabii elde olmayan bazı durumlar olduğunu gördük. Ama tabii bu elde olmayan durumlar mesele teşkil etmesin diye biz 1000 yıllık ve bu kadar büyük bir organizasyonuz. Değil mi? Şimdi tabii takdir edersiniz. Şimdi ama bir dakika Gazanfer Bey, ben aslında bu konuyu konuşmaya gelmedim. Bu aileden dışarı bilgi sızıyor. Evet, bunu tespit etmiş bulunuyoruz. Anlaşılıyor ki bazı siviller bilmesi gereken birçok şeyi öğrenmişler. Bu işte 6 aydır falan sürüyormuş. Bilgi bizden mi sızıyor? Öncelikle hoş geldiniz. Belirtmek isterim ki tabii ki bizimki gibi örgütlerde bilgi sızımı kabul edilemez bir rezilliktir. Hele hele 1000. yılından itibaren. Böylesine köklü, geniş, dünyanın her yerine tesir etmiş, nasıl söylesem, bugün Amerika'da, Avrupa'da çok yaşlı ağaçların yaşadığı coğrafyalara baktığımızda göreceğiz ki... Bu kesin bir bilgi mi acaba yani? Gazanfer Bey. Kesin değil. O manada söylüyorum yani. Kesin değil. Bu sebeple zaten yanımızda çok güçlü bir kimyasal getirdik. Bu tabii kimyasal dediysem zehirli zararlı bir şey değil. Sodyum pentatolün biraz kuvvetlendirilmiş şekli diyelim. İnsan zihnindeki engelleri kaldıran bir ilaç. İçince yalan söyleyemiyorsun. Sizin burada uygun bir yeriniz vardır. Muhtemelen ben arkadaşları sorguya almak istiyorum. İlacı içelim lütfen. Üç kez derin derin soluyoruz. Derin lütfen. İsminiz? İlhami Öztürk. Soyadınız? Öztürk. Yani ben önce bir adama bakarım. Adam mı diye. Ha, sonra ne gerekiyorsa yaparım, o ayrı. Benim de karakterim bu şekilde. Ay bana bir şeyler oluyor, ciddi söylüyorum. Şey böyle, ne oldu böyle, burası çok mu sıcak bana? Hormonal bir durumlar mı başladı hiç? Ben bir tane daha içeyim mi bundan bana? Çünkü hiçbir şekilde etki yapmadı bu. Etkisi yok. Bunun içindeki etken madde neydi? Bana iyi geldi. Gerek medikal, gerek mental anlamda bünyeme iyi gelen bir madde var bunda. Yaşantı anlamında mı? Anne, ben devriliyorum.
Hani bu aileyle ilgili bazı sırların olduğu, bu aileyle ilgili bazı problemlerin olduğu. Bir bayan arkadaşım yok. Aynen, aynen. Şimdi bazen karşılıklı, bazen tekil. Ben de lafı oradan oraya çekmeye çalıştıkça kız da haklı olarak soruyor. Örgütünüzün lideri kim, kaç kişi öldürdün vesaire. Bir gün dedim Itır, biz bir örgütüz. Çok zenginiz aslında. Sürekli insan öldürüyoruz diye kabaca bahsettim. Sonra dedim bir gün dedim restoranımıza gel dedim. Şahane ev yemeklerimiz var. Onları da tadarsın dedim. Ama neler neler yani. Sonra ama aklım başıma geldi. Bizim bütün paravan yerle bir olacak. Nasıl korkuyorum. Bunun iyi bir saçma sapan kıl kuyruk bir arkadaşı var. Ona söylemiş. O geldi bir gün. Ama altıma sıçacağım yani. Korkudan kötü davrandım, kovdum. Adamı kovdum restorandan, öyle kurtulduk yani. Bakın benim parolam sevgidir. Ama ben şiddeti de yerine göre bir enstrüman olarak kullanırım. Bu kız bunu görsün istedim. Kız için yani, anlatabiliyor muyum? Şimdi açık olalım karşılıklı. Bu sorgular, morgular, gazlar, mazlar bilmem neler, bunların hepsi işin artistliği. Misalen söylüyorum bakın. Ben eğer işbirlikçi olmak istemesem kim ne kullanırsa kullansın benim ağzımdan tek bir kelime laf alabilir mi? Alamaz. İşte burada karşılıklı bir sevgi var, saygı var, bir ilişki var. Bana deniyor ki Serbestciğim senin bankada 21 milyon doların var. Teşekkür ederim, sağ olun. Ya benim canım geçen akşam meyve suyu istedi, alamadım ya. Benim canım geçen akşam meyve suyu istedi, alamadım ya. Yani kusura bakmayın ama böyle köklü örgütün ben anasını sikeyim ya. Böyle köklü örgütün ben anasını sikeyim. Ne iş yapıyorum ben? Fetiş Bey siz söyleyin, ne iş yapıyorum ben? Adam öldürüyorum ben. Adam. Cebimde 24 lira var şu anda. Ben ne yapıyorum? Adam öldürüyorum. Sikerim sizi sorgunuzu farkınızı. Bir sikerim lan! Burada benim babama yapılan şov nedir kardeşim? Ne yapıyorsunuz siz? Benim babamın siki kutu kola gibidir. Sakın ha örgüt olarak beni karşınıza alma gafletine düşmeyin. Bakın yemin ediyorum, yemin ediyorum. Sakın, sakın öyle bir hata yapmayın. Patlamaya hazırım. Bıçak kemiğe dayandı. Her gece yeminler ediyorum. Her gece. İşbirliğiniz için teşekkür ederiz. Herkes adımını sağlam yere atacak. Herkes haddini bilecek. Görünmez çizgilerimiz var biliyorum.